Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Linda geldi, yavrumuz Fransız Bulldog. Ondan sonra geçen gün gelmişti biliyorsunuz. Kiraz göz vardı tek gözünde. Biz operasyon olması gerektiğini dile getirmiştik muayene sonucunda. Ve damlasını verdik. Bir iki gün kullanın. Hani aile halk olarak karar vereceklerdi. İnternetteki yorumlara bakarak, araştırmaları yaparak şey demiştiniz herhalde, damlayla geçiyor. Damlayla kaybolabileceğini, masajda komple yok olabileceğini söylemiştim. Evet, işte yani biz de dedik yani bu olay hani kaybolsa bile yeniden yükseler, yeniden çıkar. Onun için operasyon kiraz gözde şart diye dile getirmiştik. Ve kardeşimiz damlasını kullandı, evet. Masajı yaptın, yok evet. Oldu mu? Olmadı. 10 milyon da ameliyata karar verdik birbirine. Şey, hepatitiyle nasıl yani vücutta tepkiler, reaksiyonlar, yemesinde içmesinde bir sıkıntı var mı şu anda? Yemesinde içmesinde bir sıkıntı yok ama sadece gözünün orada bir şey olması onu rahatsız ettiği için sürekli bir kaşıma ihtiyacı, yani oynama ihtiyacı. Evet. Şimdi gözdeki o kitleden dolayı arkadaşlar devamlı kaşıma içgüdüsü olacak. O da patileyle yaptığı için mikrop alıyor. Bu sefer gözdeki kiraz göz hastalığının dışında da gözde daha farklı mikroplar geldiği için daha sıkıntılı problemler yaşanacaktı. Ailece karar vermişler bugün. Bir bakalım gözümüze kitlesine. Aynen. Birazdan ameliyata gireceğiz arkadaşlar. O kitleyi alacağız oradan bezi. Ondan sonra yine damlalarımızı kullanacağız. Diğer gözde şey yok herhalde. Hiçbir nüksetme bir belirti yok. Gayet temiz. Onun göz kanalları da temiz. O zaman tek şekilde yapacağız. Arkadaşlar birazdan ameliyata gireceğiz. Hazırlığımızı yapacağız. Ameliyatı sizinle paylaşacağım. Görüşmek dileğiyle. Operasyonumuza devam ediyoruz. Bahsettiğimiz bezi tutacağız, çekiyoruz. Bezin olduğu kitleyi bırakabiliriz. Pertimi tutalım. Şimdi arkadaşlar her hekimin çalışma tarzı farklıdır. Biz buradaki kitleyi tamamen alıyoruz. İçini boşaltmayacağım. Bazı arkadaşlar sadece içini boşaltarak yapabilirler. Biliyorsunuz arkadaşlar eriyebilen ipler ve erimeyen ipler olarak hani Türkçe olarak anlatacak olursam makasımızı alalım. Evet. Şimdi kitleyi alacağız. Evet arkadaşlar. Bahsedilen bezimiz yağ bezesi budur arkadaşlar. Birazdan açacağız pansumuzu. Bölgeyi pansumanı yapacağız. Kendine gelene kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra hayvan sahibini teslim edeceğiz ve kullanması gereken damlalar ve ilaçlar olacak. Onları dile getireceğiz. Bir hafta sonra kontrole gelecek. Onu da sizinle paylaşacağım. Kanalımızı takip etmeye devam edin.